İnnel hamdelillah nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahi fela mudille le ve men mudil felen hadiye le ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü emma ba'd. Evet arkadaşlar, Cami-ü Sahih'teyiz. Kitab-ül İman'da kalmış olduğumuz bab başlığımız Bab-ı Marifet-i Tariki Rü'ye. Yani rü'yeti bilmenin yolu. Yani aziz ve celil olan Allah'ı kıyamet gününde görmenin yolunun öğrenmesi babı demiş. Yine uzun bir hadisimiz var. Bu hadiste mealen aktaracağız arkadaşlar. Çünkü uzun olduğundan dolayı ikisini bir arada götürmemiz biraz zor. Ebu Said anlatıyor, diyor ki Resulullah zamanında bir takım insanlar ey Allah'ın Resulü kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Resulullah evet ve dedi ki devamla güneşi öğlen üstü ayak ve önünde hiçbir bulut yokken görmek için birbirimize zarar verir misiniz? Ve keza yine aynı şekilde keza ayı Bedir olduğu 14. gece yine ayaz iken ve ona gece hiçbir bulut yokken görmek için birbirinize zarar verir misiniz? Diye sordu. Hayır dediler ey Allah Resulü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bu iki küreden herhangi birisini görmekte birbirinize meşakkat ve zarar vermediğiniz gibi kıyamet gününde de Allah tebareke ve teala'yı görmekte de birbirinize meşakkat ve zarar veremezsiniz. Yani görürsünüz. Kıyamet günü olduğu zaman bir dellal yani bir çağırıcı her ümmet ne ve kime tapınıyorsa, tapıyor idiyse peşine düşsün diye ilan eder. Yani der ki dünyada kim kimi tanrı, ilah, put olarak kabul ettiyse onun peşine düşsün. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, yani her şeyden münezzeh olan Allah'tan başka şeylere, putlara ve heykellere tapa gelen ne kadar müşrikler varsa onlardan hiçbiri geriye kalmaksızın cehenneme dökülürler. Cehenneme giderler. Yani sadece Allah'a kulluk edenler hariç, bunun dışında işte dünyada neyi tanrı edinmişse adam, neleri ilah olarak kabul etmişse bunların hepsi ne yaparlar? Bunların hepsi ateşe dökülür giderler. Artık geriye iyiden ve gerekse facirden gerek kitap ehli de ehli bakiyelerinde olarak ortalıkta yalnız Allah'a kulluk edenden başka kimse kalmayınca Yahudilerden geri kalanlar çağrılır ve onlara siz kime kulluk ediyordunuz diye sorulur. Onlar biz Allah'ın oğlu üzere kulluk ediyorduk yani tapıyorduk diye cevap verirler. Bunun üzerine bunlara yalan söylediniz. Allah hiçbir eş ve oğul edinmedi denilir. Şimdi siz ne istersiniz diye sorulur. Ey Rabbimiz biz çok susadık. Bize su ihsan et derler. Bunun üzerine onlara haydi su başına gelmez misiniz diye işaret olunur. Ve cehenneme doğru sevk olunurlar. Cehennem onlara serap gibi görünür. Onlar birbirlerini çiğneyerek giderek ateşe dökülürler. Yani Allah-u Teala kitab-ı kerimde ve kâletil yahudu Uzeyr ibnullah ve kâletil nasara Mesih ibnullah. Yani Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Sonra Hristiyanlar çağrılır. Onlara da siz kime kulluk eder vaziyet ediniz diye sorulur. Onlar da Allah'ın oğlu Mesih İsa'yı ibadet ediyorduk derler. Onlara da yalan söylediniz. Allah hiçbir eş ve hiçbir oğul edinmedi denir. Onlar da ne istiyorsunuz diye sorulur. Onlar çok susadık ey Rabbimiz bize su ihsan et derler. Kendilerine haydi suya gelmez misiniz diye işaret bulunur. Nihayet cehenneme doğru toplanırlar. Cehennem onlara bir serap gibi görünür. Birbirlerini ezerek cehenneme doğru düşerler. Şimdi arkadaşlar kıyamet günde bu kimselerin isteyecekleri şey su olduğunu söylenir. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde alemlere Rab olan Allah Celle ve Ala Araf ehlini daha doğrusu kafirlerle iman eden kimseleri anlatırken şöyle bir şeyde söz edilir. Yani bu ayet oldukça bizim üzerinde uzun uzadıya düşünmemiz gereken bir ayet.
Şöyle der alemlere olan Allah Celle ve Ala, orada iki taife konuşur. Derler ki ve nâda ashabun nâri ashabul cennet. Cehennemlik olan kimseler, cennetlik olan kimselere çağırırlar. Yani nida ederler. En efidu aleyna minel ma. Derler ki şu size verilen suda biraz da bize doğru akıtın. Yani bize doğru gelsin derler. Yani bize doğru gelsin. Ev mimma razakakumullah. Veya Allah'ın size vermiş olduğu rızıklarda biraz bize verin derler. Yani cehennemlikler, cennetliklere nida ederler, çağırırlar. Ey cennet ehli derler. Ya şu suyla bize doğru da bir akıtın derler. Veya Allah'ın size vermiş olduğu rızıklarda da bize verin derler. Bize doğru da gelsin. Peki cennetlikler nasıl bir cevap verirler? Kalu derler ki innallaha harrammahumma alel kafirin. Allah o iki şeyi, yani hem suyu hem de rızkı ne yapmıştır? Kafirlere haram kılmıştır. Kafirlere yasak kılmıştır. Yani bu yumular kafirlere verecek değildir. Devamındaki ayet daha can alıcıdır. Daha gerçekten insanı yüreğini titretiyor. Diyor ki اِنَّ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِيبًا. Onlar öyle kimselerdir ki, yani ahirette her şeyden mahrum kalan kimseler, onlar dinlerini eğlence ve oyun edindiler. وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Ve dünya hayatı onları aldattı. Onlar dünya ile oyalandılar. Dünya ile ilgilendiler. Dünya, yattılar dünya dediler. Kalktılar dünya dediler. Rüyalarında dünyayı gördüler. Gece dünya dediler. Gündüz dünya dediler. Emekli olacağız diye dünya dediler. Bütün hesapları, planları dünyaydı. Dünya hayatı onları aldattı. فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُولُ قَيَّمِمْ هَذَا. Bugün sizler unutulacaksınız. Nasıl daha önce bize kavuşmayı siz unuttunuz gibi. Yani siz daha önce bize kavuşmayı, bizimle karşılaşmayı unuttunuz ya. Böyle bir şey hatırınıza gelmedi ya. Böyle bir şey aklınıza gelmedi ya. Aklınızın ucundan bile geçmedi ya. Hani siz bir gün düşünmediniz. Bizim sahibimiz olan, bizi bu dünyaya gönderen, alemlere Rab olan Allah bize hesap soracak diye düşünmediniz. Dolayısıyla ne olacak? Siz nasıl bugünle karşılaşmayı unuttunuz gibi sizler de bugün unutulacaksınız. Ve ma kanu, ve onların yaptığı şey şundan başka bir şey değildir. Onlar ne yapıyorlar? Bi ayatina yechadun. Onlar bizim ayetlerimize karşı cehd etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Yani onların yaptığı tek bir şeyi ne yapmakta arkadaşlar? Onlar bizim ayetlerimize karşı cehd ediyorlar. Yani küfrü cuhut diyoruz değil mi? Yani kasıtlı bile bile mücadele ederek Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini yalanlama. İşte onlar böyle yapıyorlar. Böyle bir kimseler dediğim gibi kıyamet gününde unutulacak olan kimselerdendir. Allah bizleri bunlardan muhafaza eylesin. Devam ediyor hadis. Artık ortada sadık veya facir olarak Allah'a ibadet eden muvahhidlerden başka kimse kalmaz. Yani sıddıklar ve faciler, yani fucur, haddi aşan biliyorsunuz arkadaşlar, fecera. Yani fucur nedir? Bir işin, diyelim ki su burada kanalda akması gereken bu olan bir durumdur. Eğer su bu kanalda sağa sola taşarsa işte bu feceradır. Yani dışarı çıkmaktır. Allah da kullarında istemiş olduğu kulluk vardır. Eğer kullar bu sınırlara riayet ederlerse fitne, fucur, yani fecar yapmamış olurlar. Yani aşırı gitmemiş olurlar. İşte nifak, efendim zulüm, günahtır. Mesela her bir günah aynı zamanda fucurdur, yani fitne fucurdur. İşte ortada artık facir ve sadık olan kimselerden başka, Allah'a ibadet eden muvahhidlerden başka kimse kalmayınca alemlere Rab olan Allah Subhanahu ve Teala onlara orada gördükleri en yakın bir sıfatta, yani onlara tecelli eder alemlere Rab olan Allah, onlara döner. Bu muvahhidlere ya siz ne bekliyorsunuz? Yani burada ne işiniz var tabiri edilirse? Neyi bekliyorsunuz? Her ümmet, yani her millet ibadet ettiği şeyin ardına düşüyor buyurur. Onlar da ey Rabbimiz, biz dünyada iken kendilerine en çok muhtaç olmamıza rağmen bu insanlarda ayrı yaşadık ve onlarla arkadaşlık etmedik derler. Yani biz onlarla beraber olmadık derler. Bunun üzerine ben sizin Rabbinizim buyurur. Onlar biz sende Allah'a sığınırız. Allah hiçbir şey ortak koşmayız derler. Hatta bir kısmı bu imtihan, yani Allah-u Teala sorar ben sizin Rabbinizim diye, böyle bu imtihan devam ederken dönmeye yaklaşır.
Sizinle onun arasında bir alamet var mı ki bunun sayesinde onu tanıyabilirsiniz der. Onlar evet derler. Şiddetler kaldırılır. Öz yerindeyken Allah'a secde eder. Onların hiçbir biri kalmaksızın Allah onların her birine secde izin verir. Gizlenme ve riya olarak secde eder. Onlardan her birinin sırtını Allah muhakkak tek bir tabak haline getirir. Yani tek bir tabak halinde oluşurlar. Secde etmek istedikçe en sesi üzerine düşer. Sonra başlarını kaldırır. İlk defa görmüş oldukları suret yani sıfat değişmiş olarak ben sizin Rabbinizim der. Onlar da bizim Rabbimiz sensin derler. Sonra cehennem üzerine bir köprü kurulur ve şefaate izin verilir. Hallak olan Allah Celle ve Ala, ey Allah'ım, ey Rabbim selamet ver, selamet ver diye dua eder durur. Ya Resulallah, insanlar bu arada soruyorlar. Diyorlar ki, ey Allah Resulü, köprü nedir? Kaypak ve kaygan bir şeydir diyor. Orada kancalar, çengeller ve demirde dikenler vardır. Bunlar Necd'de meydana gelen ve Sana'da sağdan denilen sert dikencikler halindedir. Müminler kimi göz kırpacak kadar zaman içinde, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi en iyi cins yürek, at ve deve gibi süratle geçerler. Müminler de kimi sapasağlam olduğu gibi necat bulur, kimi de tırmıklar içinde perişan olmuş olarak salıverilir. Kimi de cehennem ateşin içine sapar ve düşerler. Nihayet müminler ateşte kurtuldukları zaman nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden hiçbir kimsenin hakkı tamamıyla kurtulmak hususunda Allah'a yalvarıp yakarması kıyamet gününde müminlerde ateşte olan kardeşi için Allah'a yalvarmaları kadar şiddetli olmaz. Yani ey Rabbimiz bize işte selamet verir tarzında veya bizi kurtar. Onlar ey Rabbimiz bu kalanlar bizimle beraber oruç tuttular ve hac ederlerdi derler. Onlara tanıdığınız kimseleri dışarı çıkardınız derler. Yani bu işte ateşte olan kimseler. Onlar da derler ki artık çıkarınız derler. Onların suretleri ateşe haram edilir denilir. Artık bunlar kimi inceciklere, kimi de dizlerine kadar ateşe gömülmüş olduğu halde pek çok halkı dışarı çıkarlar. Sonra ey Rabbimiz cehennemde emrettiklerinde hiç kimse kalmadı derler. Allah Celle ve Aleyh geri dönün kalbinde bir dinar ağırlığında iman ve yakın olan her kimi bulursanız onu da orada çıkartınız derler. Der onlara. Onlar yine pek çok halkı çıkarlar. Sonra ey Rabbimiz cehennem içinde emrettiklerinden hiç kimseyi bırakmadık derler. Sonra Allah dönünüz kalbinde yarım dinar ağırlığınca hayır olan her kimi bulursanız onu orada çıkarırım buyurur. Yine pek çok halkı çıkarırlar. Sonra tekrar ey Rabbimiz bize emrettiklerinde hiç kimseyi cehennemde bırakmadık derler. Sonra alemlere Rabbi olan Allah dönün. Kalbinde zerre ağırlığınca hayır olan her kimi bulursanız onu çıkarın buyurur. Yine pek çok halk çıkarılır. Sonra tekrar ey Rabbimiz orada hayır sahibi olan hiç kimseyi bırakmadık derler. Evet. Ebu Said bunu böyle anlatıyor yani işte önce hardal tanesi sonra yarım işte sonra zerrecik sonra bu şeyleri anlattı ya yani bu misalleri verdi ya Ebu Said devam da diyor ki eğer bu benim söylediğimi tasdik etmiyorsanız yani böyle bir şeyle alakalı bir şüpheniz olacaksa inna Allahe la yedri mithkale zerra şüphesiz ki Allah zerre kadar zulmetmez. Eğer bir hasene olursa onu kat kat artırır. Bir de tarafında pek çok mağfiret vardır ayetini okunuz buyurdu. Bundan sonra aziz ve celil olan Allah melekler şefaat ettiler. Nebiler şefaat ettiler, müminler de şefaat ettiler. Şefaat etmedik hiçbir Erhamur Rahim kaldı mı buyurur. Bundan sonra ateşte bir cemaati toplar ve dünyadayken hiçbir hayır işlemeyip de cehennemde kömüre dönmüş birçok kimseleri çıkarır ve cennetin yolları üzerinde olup
Hayat Nehri adı verilen bir nehir içinde onları daldırır onlar. Bunlar sel uğrunda çıkan yabani reyhan tohumu gibi çıkarlar. Görmez misin ki diyor ravi, yabani reyhan bazen bir taş yahut bir ağaç dibinde olur. Güneşe doğru olanı sararır, sarı olur, yeşil olur, gölgede olanı ise beyaz olur. Bunu işitince insanlar, ey Allah Resulü, sanki sahrada çobanlık etmiş gibisiniz diyorlar. Yani bu bitkilerin ismini sayınca Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sanki hani çobanlık yapmış gibisiniz. Resulullah devamla şöyle dedi. Artık hayat nehrinde boylarında halkalar olduğu halde inci gibi güzel otlaklar çıkarırlar. Cennet ahalisi onları o alametlerinde tanırlar. İşlemiş hiçbir ameli önden gönderdik işlemiş hiçbir ameli önde gönderdikleri hiçbir hayırların olmadığı halde Allah'ın cennette idhal yani girdirdiği, idhal ettiği azınları işte bunlardır derler. Azattıkları yani kurtulmuş, ateşte kurtulmuşları bunlardır derler. Sonra Allah onlara cennete giriniz buyurur. Gözünüzün görebildiği her ne varsa sizindir buyurur. Onlar ey Rabbimiz sen alemlerde hiç kimseye vermedin bize ihsan ettin derler. Kendilerine sizde bundan eftal bir atiyem var buyurur. Yani bir ihsanım var buyurur. Ey Rabbimiz bunda daha eftal yani bundan daha üstün olan nedir derler. Allahu Teala benim rızam. Artık bundan sonra ebediyen size gazap etmem diyor. Müslim der ki şefaatle ilgili bu hadisi İsa bin Hammad Zubem el-Misri'nin huzurunda okudum ve ona bu hadisi sende tebliğ edeceğim. Yani anlatacağım insanlara bak diyeceğim ki bunu İsa bin Hammad Zubem el-Misri'nin huzurunda okudum. Yani ben bunu ona okudum. Yani ben bunu anlatayım mı millete tebliğ edeyim. Sen bunun Leys İbn-i Sa'd'a işittin mi dedim. Evet dedi. İsa İbn-i Hammad'a dedim ki size Leys İbn-i Sa'd, Halid İbn-i Zeyd'de o da Said İbn-i Ebu Halid'de o da Zeyd İbn-i Eslem'de o da Ata İbn-i Yasar'da o da Ebu Said el-Hudri'de haber verdi. Ebu Said şöyle buyurdu. Ya Resulallah Rabbimizi görür müyüz diye sorduk. Resulullah duru bir günün olduğu zaman güneşi görmekte birbirimize zarar verir misiniz buyurdu. Biz hayır dedik. Ben bir hadisi sonu gelinceye kadar sevk ettim yani. Tamamıyla aktardım daha burada geçtiği gibi. Bu defa da Hafs İbn Meysere'ye hadisi gibidir. Ancak işledikleri bir amel ve takdim ettikleri bir hayır olmayarak. Yani önde göndermiş oldukları bir hayırları yok. Sözünden sonra onlara gözünüzün görebildiği sizindir. Bir o kadar daha sizindir denilir. Sözlerini ziyade ile ne yapmıştır? Aktarmıştır. Diyor Müslüm bu şekilde hadisi aktarıyor. Ebu Said der ki köprünün kıldan ince kılıçtan keskin olduğu haberi bana erişti diyor. Yani köprü nedir? İnsanlar köprünün mahiyetini merak ettikleri zaman Ebu Said diyor ki köprü kıldan keskin kıldan ince, kılıçtan keskindir. Leys'in hadisinde ey Rabbimiz alemlerde hiçbirine ve daha henüz hiç kimseye vermediğin şeyi bize ihsan ettin derler kısmı yoktur. Bunu İsa İbni Madem ikrar etmiştir. Son olarak bu bölümde Zeydün ve Eslem geçen iki tarihte kendisinin iki ravisi olan Hafs İbni Meysere ve Said İbni Hilal isnatlarıyla sonuna kadar Hafs İbni Meysere hadisi tarzında hadisi ne yapmıştır? Tahdis etmiştir yani aktarmıştır. Aynı şekilde. Burada ziyade ettiği ve eksik bıraktığı bazı şeyler de vardır. Bunlar da geçmişti. Evet. Kısaca arkadaşlar kıyamet gününde gerçekleşecek olan hadislerden birisi. Yani rüyeti yani Allah-u Teala'nın kıyamet gününde görmesinin bir yani yolların bilme babını bitirdik. Şimdi geldik. Babu isbatü eşşefaati ve ihracil muvahidine minennar. Şefaatin ispatı yani şefaatin olması şefaat vardır. Ve muvahitlerin yani şirk üzere ölmeyen kimselerin ateşte çıkarılması babı. Yani şirk üzere ölmeyen kimselerin tevhid din üzerine ölen kimselerin
ateşte çıkacağı ve şefaatin ispat olması. Yani şefaatin varlığı, şefaatin gerçek olması. Tabi burada benzer yani hadisleri İmam Müslim burada da kesik kesik veriyor öyle büyük olan hadisleri. Diyor ki ve haddeseni Harun İbn Said el Eyliyum. Diyor ki bana Harun İbn Said el Eyli haber verdi. Ahbarana İbn Vehbin bize İbn Vehb haber verdi. Kale dedi ki ahbarani Malik İbn Enes'in. Diyor ki bana Malik İbn Enes haber verdi. An Amr İbn Yahya İbn Umare. O da Amr İbn Yahya İbn Umare'de. Kale dedi ki haddeseni Ebi an Ebi Said. Diyor ki bana babam Ebu Said'den tahdis ederek el-Hudri enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kale dedi ki yudhilullâhe ehlel cennetil cenne yudhilu men yeşâ bir rahmeti ve yudhilu ehlun nâre nâre thümme yekûl. Allah Celle ve Ala rahmetiyle yani Allah-u Teala cennete koyar ve onlara da dilediği kimseleri cennete ne yapar? Dahil ettirir. Yani cennetler cennete girer bir de Allah-u Teala rahmeti gereğince insanları ne yapar? Cennete dahil ettirir. Yani cennete sokar. Yine Allah-u Teala ateştekileri ateşe katar. Sonra der ki alemin Rabbi olan Allah sümme der ki unduru men vecetum fi kalbi mithkale habbeti min hardali min imani fe ahricuhu. Bakın bakalım kalbinde hardal tanesi iman olan bir kimseler varsa, yani kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kimseler varsa ateşte, onları orada çıkartın der. Fe yuhricune minha humamen. Onlar orada çıkartılır. Humamen kad imteşahu. Böyle ateşte çer çöp şeklinde böyle pişmiş bir şekilde yenmiş bir şekilde olurlar. Feyul kavne fin naril hayati evil hayati feyunbitune fihi kema tenbutil habbeti ila canibi seyl. Diyor ki sonra onlar hayat nehri diye bir suya atılırlar ve orada yani tabir yerindeyse bir operasyon onlara yapılır. Ve onlar diyor adeta bitkinin bitmesi gibi bir sümbül gibi yani bir böyle bitki bitmesi gibi biterler. Elem terav keffe tahrucu safra'e mülyeviten. Diyor ki Resul'a devamla yani görmez misin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam baksanıza diyor. Nasıl sapsarı olarak diyor yani sallanarak sürer yani böyle çıkar diyor. Yani siz diyor görüyorsunuz değil mi bir bitki yani böyle diyor sapsarı bir şekilde diyor. Böyle sallanarak ne yapar? Çıkar ortaya diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam burada su geçiyor ya devamlı. Evet. Tabii yani nehir yani hayat nehri. Evet. Hayat. Şöyle bir şey var mesela. Mesela işte ölümsüzlük suyunu araştı. Mesela işte bu konuda. Abi hayat. Efendim? Abi hayat. Yani dünyada bile mesela suyu araştırıyorlar yani ölümsüz bir suyu yani böyle bir su var olduğuna inanıyor bazı. Evet mesela. Bizim yörelerde Kürtçe'de evet. Ava av diyorlar da evet. Demek ki Farsça bir kelime ab demektir yani. Mesela zenginler var mesela gerçek zenginler. Bu mesela çok gidiyorlar mesela şeyden su alıyorlar suyu mesela bu şeyden kutuplardan işte şeyden. Mesela mineralleri çok yüksek. Mesela çok büyük paralarla veriyorlar galiba. Tabii buzu alıyorlar işte ondan su yapıyorlar falan. Böyle bir şey biliyorum hocam. Evet. Yani tabii bu ya, şu olmuyor mu öyle bir şey var yani. Tabi abi hayatı arayan çok yani. Genç tutuyor hocam yani genç. Gerçekten genç tutuyor. Tabi abi hayat var mı o da ayrı bir mesele de. Yani bir masal mıdır? Daha masala çok daha benzer. O Allah bilir. Yani abi hayat dediğimiz yani içtiği zaman adam ölmeyecek artık. Yani kasıt bu. Tabii bu olarak, gençlik geçti yani. Türkiye, ama bu suyu içenler gerçekten şey yani insanlar yani bu işte suyu içenler şey olarak iyiler yani. Evet. Dediler yani. Peki. Ve haddesene Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe tahdis etti. Haddesene Affanun. Bize Affan tahdis etti. Haddesene Vuheybun. Bize Vuheyb tahdis etti. Ve haddesene Haccac ibn Eşşair.
Bize Haccac İbni Eşşair tahdis etti. Hadesena Amr İbni Avni. Bize Amr İbni Av tahdis etti. Ekbarana Halidun. Bize Halid haber verdi. Kilahuma ikisi an Amr İbni Yahya bihada isnadi. İkisi de Amr İbni Yahya isnadiyle, yani bu isnadda ve kâle, ikisi dediler ki feyulkavne fin nehrin. Sonra o adam nehre atılır, yani nehre daldırılır. Yukal lehu hayatun. Ona hayat denir, yani insana hayat verir. Ve lem yüşek ve Rabbi bunu aktarır kenara gibi şüphelerde söz konuş etmedi. Ve fi hadisi Halid'in Halid'in hadisinde ise kema tenbutul gusâetu fin canibi seyli. Adeta bitki, yani nebatat nasıl seylin kenarında canibinde yetişiyorsa o da aynı şekilde öyle çıkar. Yani insan bunu imkansız gibi görse de böyle çıkar. Ve fi hadisi Vehib'in ve Vehib'in hadisine kema tenbutul hibbetu fi hamiyeti ev hamileti seyl. O adeta nasıldır arkadaşlar? Nehir kenarında olan siyah çamur içinde yahut nehrin getirdiği bitki kırıntıları, toprak ve benzeri şeyler içinde reyhan tohumlarının bitmesi gibi biter diyor Ravi. Yani böylece ortaya çıkacak. Hani insan düşünecek acaba bu nasıl olabilir diye. İşte bu örnek veriliyor. Yani bir çamurun içerisinde işte veya bir bataklığın içerisinde bile böyle kenarda veya işte ne bileyim bir kayaların yani yanlarında bile veya bugün kaldırımlarda görürsünüz arkadaşlar, işte böyle hani insanın imkansız gördüğü bir şey. Böyle böyle otlar çıkıyor çünkü onlara hükmeden birisi var. Her ne kadar insan bütün gücüyle ona şey yapsa, hani tabir yerindeyse baskıda kursa güç yetemiyor. Neticede bu da öyle olacak. Yani böyle örnek veriliyor. Bu iş sizin hayretinize gitmesin. Bu ve ma zalike alâ nebî aziz. Bu aziz ve celil olan Allah'a güç olan bir şey değildir. Belki dünyada böyle şey olmaz ama mahşerde her şey normal gelecek insan. Fırat hocam. Eyvallah. Ve haddesen Nasr ibn Ali el Cehdami. Bana Nasr ibn Ali el Cehdami tahdis etti. Haddesena Bişrun, bize Bişr tahdis etti. Yani İbnül Mufaddal, yani o Mufaddal'ın oğludur. An Ebi Seleme, o da Ebu Seleme'de. An Ebi Nadrate, o da Ebu Nadra'da. An Ebi Said'in, o da Ebu Said'de. Kale Ebu Said dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki emma ehlun nar ellenem ehluha fe innem la yemutne fiha ve la yuhyine ve lakin nasu minkum. Allah Ekber. Resulullah dedi ki ateş ehli olan ateşe girince bunlar orada ne ölü kurtulurlar ne de yaşayıp hayata faydalanırlar. Yani ne yaşarlar ne ölürler. Yani hani adam dünyada, bir insan dünyada hangi çile, hangi işkence tarzıyla karşılaşsın sonuçta bitim vardır. Doğru mu? Dünyada insan imtihan ne olursa olsun dünyada bir son vardır. Ama cehennem ehli kimseler fe innehum la yemutune fiha, orada ne ölürler ve la yahyevne ve lakin nasu, ve orada ne de yaşarlar. Ancak onlar da kendilerine günahları sebebiyle, yatmış oldukları masetleri sebebiyle cehennem ateşi isabet etmiş asi müminlerden bir takım insanlar vardır. Yani unas nasum minkum esabetum naru bidunubihim. Günahları sebebiyle ateşin kendilerine isabet etmiş olduğu kimseler var. Ev kâne bi hatayım. Rabbi burada diyor ki ve hataları sebebiyle. Yani bir lafızda günahları, bir lafızda hataları. Fe'ematumullahu teala imateten hatta idâ kânu fehmen uzi'ne bi şefaati. Alemler olan Allah bu kimselerin, bu halde olan kimseleri kömür gibi oldukları zaman bunlara şefaat edilmesine izin verecektir. Yani izin verecek ki bu kimselere şefaat edilsin. Yani bunlar yanacaklar, kömür gibi olacaklar, böyle simsiyah olacaklar ve nihayet onlara şefaat izni verilecek ve onlara ne yapılacaktır? Onlara cennete girmelerine müsaade edilecektir. Şu zamanda müsaade edilecektir. Udine bi şefaati feci'e bihim dabaira. Yani onlar dabaira, yani deste deste
Cennet nehirlerine sunulacaklar, yani cennetteki nehirlere sunulacaklar ve ne olacaktır? Fetsebu ala enharil cenne sümme kıyla. Onlar o nehirde sundukları zaman onlara denilecek ki, denilir ki, sonra denilir ki, ya ehlel cenne efidu aleyhim feyen butune nebatel hiyet hibbeti tekunu fi hamli seyli essil. Fekale racul, bir adam diyor ki, minel kavm milleten ke enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad kâne bil badiye. Hemen yani Resulullah aleyhisselatü vesselam dedi ki, işte bu adamlar dese dese cennet nehirlerine ne olacaklar? Sunacaklar. Sonra ey cennet ahalisi, bunların üzerine bol bol su dökünüz derler. Biraz önce Arap suresine ayet okumuştuk. Ve nihayet akibinde onlar selin getirdikleri içinde olan çiçek tohumları gibi ne olurlar? Biterler yani. Yeniden yetişirler yani. Bu kömürlük hallerinde dönerler. Yani o kömür olmuş halleri gider. Yeniden bir bitki, bir güzel bitki halinde dönerler. Bunun üzerine orada toplantıda, yani toplumda olan bir adam dedi ki, sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çölde böyle bitkileri özel olarak tanıyan birisi olarak gibi birisidir dedi. Yani milletin içinde, kavmin içinde birisi dedi ki, sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçekten böyle çölde her türlü bitkide haberi olan bir kimse gibidir dedi bir adam. Ve haddesehu, yine o tahsis etmiş Muhammed İbnül Müsenna, Muhammed İbnül Müsenna ve İbnü Beşşar'ın ve İbnü Beşşar kâle istediler ki, haddesena Muhammed İbnül Cafer'in, bize Muhammed İbnül Cafer tahsis etti. Haddesena Şube, bize Şube tahsis etti. An Ebi Seleme, o da Ebu Mesleme, o da Ebu Mesleme'de kâle dedi ki, semi'tu Ebu Nadret'e, ben Ebu Nadret'i işittim. An Ebi Said el-Hudri, o da Ebu Said el-Hudri'de, Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem de bi misli ila kavlihi, şu sözün aynısı gibi, fi hamili seyni, yani seyin hamili gibi ne olurlar? Onların halleri böyle olur, yani yetişmeleri böyle olur, yani dönüşümleri. Ve lem yedkur ma ba'dahu, ondan sonrasında bir şey zikretmedi, yani ondan sonra bir şey demedi diyor ravi. Geldik babu ahiru ehlin nari hurucan, cehennemde çıkacak ateş ehli olan bir kimsenin, yani cehenneme girmiş ama cehennemde çıkacak en son kişi. Ahiru ehlin nari hurucan, ateş ehlinin sonuncusu olan kimsenin cehennemde çıkması. Evet. Şimdi arkadaşlar, muvahhidlerin ateşte kalmayacağı malumunuz. Yani çünkü Ravi demişti ki, ilk ayetlerimiz hadiste bu bölümde, yani onlar hataları ve günahları sebebiyle ateşte olacaklar. Ama neticede onlar işte böyle kömür ve toz, yani bir şey, simsiyah olduktan sonra onlara işte şefaat için izin verilecek ve onlara şefaat edilmek suretiyle onlar orada çıkartacaklar ve bir bitki gibi, bir nebat gibi yetişecekler yani diyor. Onlar böyle örneğini veriyor. Yani o hal onlarda gidecek. Bazı şeyler de onlarda o ateş izi kalacak. Yani onlar için azatlar denilecektir. Yani ateşte kurtulmuş olanlar denilecek. Neticesi onlar ateşte çıkacaklar. Biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat arkadaşlar şuna iman eder ki muvahhid olarak ölen bir kimse, yani masiyet sahibi bir kimse, velev ki ateşe de girse ebedi cehennemde kalmayacaktır. Yani ebedi cehennemde kalacak olan bir kimse ya şirk üzerine olan bir kimsedir, şirk üzerine olan bir kimsedir ya da kafir olarak ölen kimseler ebedi cehennemdedirler. Ehl-i Sünnet burada hem haricilerde hem mutezilede hem diğer fırkalardan ayrılmışlardır. Yani adam masiyetleri vardır, günahları vardır. Bunlar sebebiyle ateşe müstahak olur ama neticede şefaatle ve başka Allah'ın rahmetiyle ne olur? Ateşte kurtulur. Kâdisin içerisinde Allah rahmetiyle de cennete soktuğu kimseler vardı. Yani Allah cennete sokar. Sonra rahmetiyle diledi kimseler de cennete soktuktan sonra cehennemlik olanları da cehenneme sokar.
hadisi varid olmuştur. Şimdi geldik cehennemden çıkacak en son olan kimsenin babına. Yani cehennemden en son kim çıkacak ve hali nasıl olacak buna bakacağız. Diyor ki Haddesena Osman İbni Ebi Şeybe, bize Osman İbni Ebi Şeybe tahdis etti ve İshak İbni İbrahim el-Hanzaliyu ve bize İshak İbni İbrahim el-Hanzali tahdis etti. Kilahuma ikisi an Cerir'in, Cerir'den. Kale Osman, Osman dedi ki Haddesena Cerir'un, bize Cerir tahdis etti. An Mansur'in, o da Mansur'da. An İbrahim'e, o da İbrahim'de. An Abidete, o da Abide'de. An Abdullah İbni Mesud'in, o da Abdullah İbni Mesud'da. Kale dedi ki Abdullah İbni Mesud, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İnni le'a'lemu ahire ehlin nari huriciha minha ve ahiru ehli cenne duhulel cenne. Ha, ve ahiru ehli cenne duhulel duhulen cennete. Muhakkak ki ben ateşte çıkacak en son olan kimseyi biliyorum diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Muhakkak ki ben cehennemde en son çıkacak ve cennete en son girecek olanı da biliyorum diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani ben onu biliyorum. Nasıl olacak bu adam? Bu öyle bir kimsedir ki Resulullah devamla diyor ki bu adam nasıl bir adamdır? Habve fe yekulullahu tebareke ve teala lehu izheb fedhul cenne fe ye'tiha fe yuhayyelu ileyhi. Bu adam Habve, yani böyle emekli cennete çıkar. Yani adam hani perişan olmuş. İşte sırata falan geçerken Allah başa vermesin gerçekten. Yani düşün yani adam böyle emekli perişan olmuş bir şekilde. Hani çocuklar böyle yavaş yavaş emeklerler yani düşün. Böyle bu şekilde çıkar bu adam yani. Resulullah diyor ki cehennemde en son çıkacak olan kimse, yani ateşte birçok kimseler çıkmıştır ama yani adamlar işte cürümleriyle vesaire çıkmıştır ama en son çıkacak olan kimse. Yani burada şu anlaşılmaması gerekiyor. Cehennemde hiç kimse kalmayacak anlamı bazı batıl fırkaların iddia ettiği gibi değil. Bu adam işte bir suçu vardı. Yani neticede Müslüman olarak ölmüş ama ve cennette bu şekilde çıkıyor. Bu adam emekleyerek çıkar. Ve alemlere Rab olan Allah o adama der ki İdheb, git cennete gir der. Adam neticede gelir cennete. O kimse gelir cennete varır. Olayı görür, her tarafta olmuş, taşmış. Yani her taraf, herkes yerini almış, efendim söyleyeyim, herkes kendisine ait olan yerlerle meşgul oluyor. Dönüp der ki alemler Rab olan Allah'a Celle ve Ala, der ki, feyuhayyelu ileyhi enneha mela feyyercu feyyekul ya Rabbi vecetuha melen. Der ki ey Rabbim ben oraya gittim vardım ama baktım orası dolmuş, taşmış. Feyakullahu tebareke ve teala. Alemler Rabbi olan Allah der ki git der cennete. Kale Ravi arada diyor ki feyetiye feyuhaylu ileyhi enneha melaun feyarci. Adam gider bakar cennette. Oho cennet dolmuş. Herkes kendi yerinde, kendi mekanına meşgul. Ya Rab hem feyercu feyekul. Döner gelir der ki ey Rabbim vecetuha melen. Ben oraya gittim orası dolmuş. Bana yer kalmamış. Feyekullahu teala tebareke ve teala. Alemler Rab olan Allah lehu izheb fedhulil cenne. Git o cennete gir der alemler Rab olan Allah. Fe inne leke mislu dünya ve aşerete emsaliha. Git oraya gir sana dünya ve onun misli kadarını, onun gibi 10 tane daha yer senin olsun der. Git cennete gir. Dünyaya ve onun 10 katı kadar daha senin olsun der. Ev inne leke aşrete emsaliha dünya. Ve dünyanın 10 misli kadar senindir der. Kale feyekul. Etesharuni ev etedhaku tedhaku bi der ki ey Rabbim adam bunu duyunca şaşırır zavallı ister istemez. Der ki sen benimle alay mı ediyorsun ey Rabbim veya bana gülüyor musun? Şimdi adam bunu duyunca der ki ey Rabbim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yani benimle alay mı ediyorsun? İstişhar. Veya bana gülüyor musun? Ve entel melik. Halbuki sen meliksin, padişahsın yani. Fekale le kadra eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Haberi aktaran abi diyor ki bir de ben gördüm ki dahika hatta bedet nevadi cuha, bir de baktım ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ta endip dişleri görünceye kadar gülüyor yani adam bu haline. Şimdi bugün tabi bunun üzerine düşünürken arkadaşlar cenneti düşünmek. İnsanlar biliyorsun dünyayı cennete çevirmeye çalıştıklarından dolayı yani kimse cenneti özlemiyor. Cennet artık kimsenin umurunda değil. Adam dünyada para pul sahibi olduğu zaman cennetlik olabilir. Yani cenneti falan yakaladığını düşünüyor. İyi meslek sahibi olduğu zaman. O yüzden herkes dünya tapıyor yani. Dünya cennetleşmeye çalışıyor. Şimdi hakikaten insan bunun üzerine de düşündüğü zaman ya o insan bütün ömrünü veriyor, bütün gücünü, enerjisini veriyor işte, şahsiyetini, her şeyini veriyor. Dünyada küçük bir yer sahibi olamıyor yani. Düşünebiliyor musun? Yani cehennemde en son çıkacak olan adam gidiyor. Allahu Teala ona dünyanın 10 katını veriyor. Adam haklı olarak diyor ki yani bizim değer yargılarımıza göre tabii ki. Yani adam diyor ki ey Rabbim sen benimle alay mı ediyorsun yoksa sen yani sen bana gülüyor musun? Adam böyle hayret ediyor. Ve Resulullah bu hadiseyi anlatırken yani Rabbi diyor ki dip dişleri görülünceye kadar güldü diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Rabbi burada devamında diyor ki fekâne yukâlu zâke edne ehli cenneti menzileti. Bir de Rabbi diyor ki bunun için bu adam için değil ki bu cennetteki menzil olarak yani mekan olarak en aşağıda olan kimsenin sahip olduğu yerdir. Yani bu adamın durumu cennette en aşağı yani menzil değil mi? Kimin mekanı? Yani mekan olarak en aşağıda olan yani en fakir olan kimse de tabiri yerindeyse. Şimdi insan bunları düşününce arkadaşlar yani cennet gerçekten insan hayret ediyor yani cenneti özlememek bilmem cennet insanlar böyle bir şey bulacağım da buyur. şöyle bir şey. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyi anlattığı zaman galiba yani görür gibi güldüğü için görür gibi onu anlatıyor yani. Allah'u alem Yani evet. görür gibi yani orada görüyor. Yani bu şeyden anlıyoruz bunu hocam mesela. Yani bu ay tutulmasında mesela Evet doğru. Doğru. Burada da mesela işte görür gibi yani onu orada gördüğü için görüyor. Çünkü anlatırken belki bir insan tepki veremez ama görürse o olayı şey yapabilir. Daha farklı. Daha Evet doğru. farklı verebilir Bir yani. şey daha var. Görüyor yani. Biz de görmeden iman ediyoruz. Çünkü kalbe iman şeyde esastır. Elhamdülillah zaten bizim de işte tek bir umudumuz odur yani. Gerçekten öyle doğru. Zaten iman ediyoruz. Ve haddesene Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Yine bize Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe tahdis etti. Ve Ebu Kureyb'in ve Ebu Kureyb. Ve lafzu li Ebi Kureyb. Lafız yani buradaki gelecek olan lafız Ebu Kureyb'e aittir. Kale ikisi dediler ki haddesene Ebu Muaviye. Bize Ebu Muaviye tahdis etti. Anil Ameş o da Ameş'te. An İbrahim'e o da İbrahim'de. An Abidete o da Abidete. An Abdillah o da Abdullah'ta. Kale dedi ki Abdullah kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inni le a'rifu ahiru ehlin nari hurucuha minen nar dedi ki muhakkak ki ben ateşten en son çıkacak olan kimseyi biliyorum dedi Resulü aleyhissalatu vesselam orada çıkışını biliyorum diyor Allah'ın nebisi aleyhissalatu vesselam yahrucu minha zahfen o adam böyle sürüne sürüne böyle zahfen yani böyle sürüne sürüne emekli emekli çıkacak orada. Fe yuqalu lehu. O adama denilir ki in tanik fedhulil cenne. Git cennete gir denilir o adama. Kale Rabbi aradı ki fe yedhul cennete fe ecidu nase kad ehadul menazile fe yuqalu lehu. Etedkuru zamanellezi kunte fî. O adam gelir cennete girer bakar ki o herkes menzilesine yerleşmiş, yerini almış. Efendim söyleyeyim yerinde rahat ediyor. Ona içinde bulunduğun zaman hatırlıyor musunuz diye sorulur. O adama denir ki hani sen içinde bulmuş olduğun durumu hatırlıyor musun diye sorulur. O da bu sefer evet der. Yani adam evet yani hani sen içinde geçmiş olduğun durum neydi? Mesela nerelerde geçtin sen? Nerelerde geçmedin ki? Değil mi yani? Perişan oldun gittin yani. İçinde bulmuş olduğu durumu hatırlıyorsun değil mi? Nerede geldin yani? Tabiri neyse nerede geldin unutma. Sen cehennemin dibine geliyorsun. Yani orayı unutma. İçindeki durum, geçtiğin durumda unutma. Sen biliyorsun. Feyyukole na'am. O da adam da der ki tamam ben biliyorum durumu yani. Hakikaten perişan bir durumdaydım. Yani bugün yani buraya gelmem bile
tabiri yerinde ise mucizedir. Hani insanlar şükrederler ya, tabii şükretmek gerekiyor. Fe yukalu lehu temenne. O adama denir ki temenni et. Yani ne istiyorsun? İste. Dile ne dilersen. Fe yetemennehu. Fe yetemenne. Adam da temenni eder. İster yani. Sınırsız. Hiçbir sınır yok. Fe yukalu lehu leke ledi temennete ve aşrete edafi dünya. Denir ki aha senin temenni ettiklerin, yani ne istiyorsan, sen ne istedin hepsi senin. Bir de ve aşeretu edafi dünya. Dünyanın da 10 katı sana verildi. Ah. Şimdi arkadaşlar, bugün bize böyle bir yetki verilse, yani daha doğrusu böyle bir seçme verilse bize dünyada, ki böyle bir şey imkansızdır dünyada. Onun için dünyanın ne kadar küçük olduğunu, dünyada bir insana denilse ki ne istiyorsan iste. Ne istiyorsan. Ne istiyorsan hepsi senin. Yani ne istiyorsan, bak kimse sana bir sınırlama getirmiyor. Düşün. Ne istersen hepsine sahip olacaksın. İşte bu adam da ister ve bu adama denilir ki aha temenni ettiklerin senindir. Aynı zamanda bu dünyanın da 10 katı senindir yine. Feyukal feyakul. Adam haklı olarak der ki etesharu bi, sen benimle alay mı ediyorsun, istihdam ediyorsun? Ve entel melik. Halbuki sen meliksin, yani padişahsın. Diyor. Adam burada alemlere olan Allah'ın kadrini biliyor. Kale dedi ki Rabbi fele kad ra'eyte rasulullahi ra'eytu rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Dahi ki hatta bedet nevadicuhu. Ta ki onun dip dişleri görüldüğünü, yani öyle güldüğünü gördüm ki dip dişleri görülüyordu diyor ravi. Evet. Ateşten son çıkacak olan kimsenin elde edeceği şeyler. Arkadaşlar yine uzun bir hadisimiz var. Bunu da meşhur bu kısmen şefaat hadisi olarak bilinir. Bunu da aktaralım inşallah. Bugünkü konumuzu nihayet erdirelim. Çünkü başka baba geçeceğiz. Orada kalalım. Artık tabii bu arada yavaş yavaş Kitab-ül İman'ın da sonuna geliyoruz. Herhalde 2-3 derste, bilemediniz 4 derste Kitab-ül İman'ı Allah hem doğrusunu bilir demekle beraber bitiririz. Şöyle bir bakalım arkadaşlar Kitab-ül İman'da. Biz şu an 380 nolu hadis. Biz 310'dayız. Yani ortalama önümüzde 70 tane hadis falan var. Efendim söyleyeyim, her bir derste 10 tane ve hadis işlesek 3 hafta mı 5 hafta falan sürer herhalde, değil mi? Evet, seri bir şekilde aktaralım. Diyor ki Enes ve İbn Mesud. Resulullah buyurdu ki cennete gireceklerin sonuncusu bir kimsedir ki o adam kah yürür, kah yüz üstü düşer. Kah onun yüzü ateşe çarpıp yakar. Yani ateşe vurulur, yanar yüzü. Nihayet böyle ilerleyerek ateşin hududun geçtiği zaman ona döner. Yani adam düşer, kalkar böyle ateşin içerisinde, Allah selamet versin. Böyle bir durumda nihayet ateşin bulunduğu noktaya kadar gelir. Yani ateşte çıkar ve sonra o adam ne yapar? O adam döner ve beni senden kurtaran Allah yücedir. O öncekilerin ve sonrakilerin hiç kimseye vermediğini bana vermiştir der. Bakın dikkat edin. Bu haldeyken adam. Buraya dikkat edelim. Şimdi burada duralım. Sonra ona bir ağaç gösterilir. Bunun üzerine ey Rabbim beni şu ağaca yanaştır diye gölgesiyle gölgelenin. Suyundan içeyim der. Önce ateşte çıktığı adam ne öncekilere, sonrakilere verilen şeyin hiçbir bir tanesi ona ona verilmişti. Bu sefer der ki işte ağacı görür adam, der ki ya Rabbi beni şu ağaca yaklaştır da ben o ağacın işte efendim söyleyeyim gölgenini ve onun suyunda da içeyim der. Aziz ve celil olan Allah ona ey Ademoğlu eğer bu dilediğini sana versem başka bir şey daha ister misin buyurur. O da ya Rabbi istemem deyip başkasını istememeye Allah'a ahit verir. Rabbi ona bu nimette karşı sabrı olmadığını bildiği için onu maruz görür
ve onu oraya yanaştırır. O da ağacın gölgesine gölgelenir ve ondaki suda içer. Derken karşısındaki öncekilerden daha güzel bir diğer bir ağaç dikilir. O kul yine ey Rabbim beni şu ağaca da yanaştır der. Suyunda içim, gölgesinden gölgelenirim ve senden başka bir şey istemem der. Allah-u Teala ey Ademoğlu sen ondan başkasını istemeyeceğine bana ait vermedin diye buyurur. Eğer seni ona izin verirsem yani o ağaca yaklaştırırsam belki sen daha başkasını istersin der. Bunun üzerine o kimse başka bir şey istemeyeceğine dair alemler Rabbi olan Allah'a ahit verir, söz verir. Onun buna karşı da sabrın olmadığını bildiği için Rabbi yine onu maruz görür ve onda gölgesinde istifade edip suyunu da içirir. Sonra üçüncüsünde cennet kapısının yanı başında öncekilerden daha güzel bir ağaç görür cennete yakın bir yerde. Yine ey Rabbim beni şuna anlaştır da gölgesinde istifade edeyim ve suyunu da içeyim diye niyaz eder. Rabbi Ademoğlu başkanısını istememe dahi bana ait vermedin diye serzenişte bulunur. O kimse evet şunu da artık başkasını istemem der. Ona karşı da sabrı olmadığını bildiği için Rabbi kendisini maruz görür ve onu oraya yanaştırır, yakınlaştırır. Fakat bu son ağaca yaklaşınca cennet ehlinin sesini duyar adam bu sefer. Ya Rab ne olur beni oraya sok da istirahatında bulunayım. Yani bana ikramda bulun der. Bunun üzerine alemlere bulan Allah ey Ademoğlu sen dilediklerine beni kurtaracak senin dilediklerine beni kurtaracak nedir? Sana bütün dünyayı verir ona bir mislin daha katarsam razı olur musun diye buyurur. O da ya Rab sen Rabbül Aleminken benimle alay mı ediyorsun diye bu ölçüsüz ihsana yani bu olağanüstü ihsana şaşırır kalır. Bunu söylerken İbn-i Mesud güldü ve benim için güldüğümü sorarsanız dedi niçin gülüyorsunuz diye sordular. Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle güldü. Ey Allah Resulü niçin gülüyorsun diye dediklerinde de o kimse sana sen alemler Rabbi iken benimle alay mı ediyorsun dediğinde Rabbil Alemin gülmesine güldüm der. Bunun üzerine Allah-u Teala ona ben seni alay etmiyorum. Lakin ben dilediğime yani istediğime kadirim. İstediğimi yaparım dedi. Alemlere olan Allah Celle ve Ala. Allah-u Teala bizlere de fazlında ihsanda bulunsun inşallah. Tabii arkadaşlar biz son hadisi dedik ama vaktimiz daha varmış esasında. Daha bir saat olmamış. Şimdi bu bab da bayağı uzunmuş. O yüzden sözümüze kalalım inşallah. O adam gibi olmayalım biz de. Burada kalalım. Allah-u Teala bize geçici olan dünyaya kanıp da aklı başına gidenlerden eylemesin. Cennetin ebedi nimetlerine gark olacak olan sabrı bizlere ihsan eylesin. Allah-u Teala bize hakka hak kolay göstersin. Hakka itibar etmeyi ihsan etsin bizlere. Batıl da batıl olarak göstersin. Batıl da biz sakınmayı bizlere lütfeylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.